Merhaba arkadaşlar. Bugün vizitörle devam ediyoruz. Bugün DVD Object Velocity özelliğini size göstereceğim. Öncelikle bir daire oluşturuyorum. Ve hazır gradient rengim mevcut. Bunu seçtim. Şu kısımdan ayarlamalar yapayım olmadı. Şunu şu şekilde mi alsam? Taşıyalım şunu şöyle olsun. Kontrol Z dedim. Şimdi kullanıma gelmeden önce içi beyaz ama böyle olmayacaktı, pardon. İlk önce oluşturmam gerekiyordu. Bu dolgunun içini beyaz yapacağım. Şöyle geldim. Hatta şöyle olsun. Bunu alt tuşu kopyaladım ve Ctrl D ile devamını getiriyorum. Şimdi başlıyoruz. Arkadaki yuvarlağın kenarından basıp Ctrl C dediğinde kopyaladım. Object kısmına gelince Path bölümünden DVD Object Below tıkladığımda şu bir hata. Normalde böyle olmaması gerekiyor. Kenarını aldık ama niye böyle yaptı? Ctrl C Path. Tam kenarlara oturacak şekilde bıraktım. Arenge'de sen tupak dediğimde en arkaya gitti bu. Şimdi şunları ayırabiliriz. Neden kullanılır derseniz, diyelim ki bir logonuz var. Koyu bir arka fonda kullanacaksınız ama boşluklar kötü duruyor ve istediğiniz bir dolgu rengiyle doldurmak istiyorsunuz. Bu aracı kullanarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok uzun da sürmedi. Yani öteki türlü diğer araç aklıma gelmedi. Patterden de bölünüze boşluk oluşuyor ama kesiyor. Dolgu eklemek isterseniz ekstradan uğraşmanız gerekiyor. Bu kısa adımla yapılan bir yöntem. Ctrl G de grubun kısaltması. Bunları bir bütün haline getirdim. Dediğim gibi koyu bir yerde kullanmak isterseniz arka fon rengi logonuz içinde hoş gözükmezse bu tarz dolgu rengiyle doldurabilirsiniz. DVD Object Velocity'nin kullanım şekli budur. Bu dersim de bu kadar. İleriki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.